Allah neden imtihan eder? Bazen günahlarımızın bağışlanması için, bazen sevabımızın artması için, bazen her ikisi için, bazen irademizin güçlenmesi için, bazen dünyayı sevenlerin dünyadan soğuması için. Dünyayı çok sevene, eğer Allah onun dünyayı çok sevmesini istemiyor, Allah'ı çok sevmesini istiyorsa, ona öyle bir musibet verir ki dünyayı sevmez hale getirir. Onun dünyayı çok sevmemesi için, dünyadan soğuması için, gizli kabiliyetlerinin, yedek kabiliyetlerinin ortaya çıkması için. Çünkü her insanda yedek kabiliyetler var. Zorluk zamanında ortaya çıkar bu kabiliyetler. Zorlanmadığınız zaman o kabiliyetleriniz devreye girmez. Zorlanırsınız ve işte o zaman yapmaya çalışırken o kabiliyetlerinizin varlığının farkına varırsınız. Demek ki o kabiliyetim varmış da ben farkında değilmişim. Şuna dayanamam diyordum. Halbuki bak dayanabiliyormuşum. Şunu yapamam diyordum. Bak yapabiliyormuşum. Zorluk esnasında insan kendi gizli kabiliyetlerini keşfeder. Bazen insanın olgunlaşması için imtihanlar bunun için. Bazen sağlamla çürüğün ayrılması için, elmasla kömürün birbirinden ayrılması için. Kim elmas, kim kömür, nasıl belli olacak? İmtihan olmadan nasıl belli olacak? Korkulu günler olmadan kim cesur, kim korkak, kim laf adamı, kim iş adamı, nasıl belli olacak? İş olmadan nasıl belli olacak? Bir fitne olmadan nasıl belli olacak? Bir fitne çıkacak ki kim o fitneye ayak uyduracak? İmtihanı kaybedecek. Balıkla mı atlayacak fitneye? Balıkla mı atlayacak ve imtihanı kaybedecek? Kim de haşa diyecek? Balıkla mı atlamayacak? Bu bir imtihandır diyecek, yerinde duracak. Fitne zamanında koşmayacak, hatta yürümeyecek, oturacak. Kim ne yapacak? Fitneler de insanların ne olduğunu ortaya koyar. Elmas mıdır, kömür müdür? Fitne olmadan nasıl belli olur?